Aks TV ekranlarında bir Toprak ve İnsan programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile beraber yürütmüş olduğumuz bu programda bu haftada veteriner sağlık ürünleri ve halk sağlığı konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var, veteriner hekim Mahmut Çetinkaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapmaktayım. Tüm izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta halk sağlığını konuşacağız, hayvan sağlığını konuşacağız. Dilerseniz ilk önce halk ve hayvan sağlığının hani tanımından başlayalım. Nedir? Görevleri nelerdir bulunmuş olduğunuz müdürlüğünüzün? Hayvan sağlığı şubesinin görevleri çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Veteriner hizmetleri, hayvan sağlığı yetiştiriciliği hizmetleri, su ürünleri hizmetleri, su ürünleri avcılık ve ondan sonra su ürünleri tesislerinin üretimleri gibi bir takım hizmetleri bulunmaktadır. Çok geniş olduğu için bugünkü süremiz herhalde hepsine yetmez gibi Sanırım gözüküyor. genelde öyle oluyor ama bir Evet, şekilde yetirmeye çalışıyoruz ben vaktimizi. işte hayvan sağlığı hizmetleriyle başlayayım. Ondan Tabii ki. sonra muayenehane ve polikliniklerin ruhsatlandırılması, Evet. yine son günlerde güncel konu olan ev ve sus hayvanların yerlerinin ruhsatlandırılması. En önemli konulardan birisi hem halk sağlığı hem hayvan Hayvan sağlığında sağlığı. kullanılan ilaçlar ve bunların neden olduğu kalıntılar. Artı bir de genelde kurban dönemlerinde hep hatırlanır. Hayvan satış Evet, yerlerinin satış pazarları. ruhsatlandırılması gibi alt başlıklar Alt halinde başlık. sıralayabiliriz. Tabii. Bunlardan hayvan sağlığı hizmetleri içerisinde bu senenin de gündeminde olan bakanlığın da genelde ücretsiz yaptığı bir takım hastalıklara karşı yapılan aşılama çalışmaları. Örneğin şap aşılama çalışması ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki kez uygulanan ücretsiz bir aşılama çalışmasıdır. Diğer bir aşılama çalışması da Brusella hastalığına karşı. Bu Brusella eradikasyonu kapsamında büyükbaş hayvanlar ömürlerinde iki kez göz damlası şeklinde aşılama Aşılanıyor diyorum. yapılmaktadır. Dişi hayvanlar 4 aylıktan itibaren 2 yıl içerisinde bu aşılama çalışmaları Yapılmaktı. müdürlüğümüz çalışmaları arası içerisinde tamamlamaktadır. Yine Brusella 2012 yılından itibaren bakanlığımız tarafından tazminatlı hastalıklar şeyine alınmıştır. Bu tazminatlı hastalıklar deyince bunu da biraz açayım Tabii isterseniz. ki. Bu Brusella genelde hayvanlarda atık şeklinde şekillenir. Atıkların alınması laboratuvar muayenesi sonucu pozitif çıkarsa imhasına karar verilir. Vatandaşın burada mağdur olmaması için Bakanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından, bu da nasıl oluşuyor? İlçelerde genelde Mali Mülki İdare Amirinin belirlediği bir üye, yine ilçelerde bakanlık temsilcisi veteriner hekim, yine o ilçelerde hayvan sahibinin konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından seçeceği bir üye tarafından Karar veriliyor. o imhas edilecek olan, ya yani Brusella hastalığına yakalanmış olan hayvanın bir kıymet belirlemesi yapılır. Yani bu komisyon dahilinde mi Komisyon yapılıyor? dahilinde. Bu komisyon tabi farklı kıymetler de verebilir. Onun ortalaması alınır. Bakanlık da bunun ödemesini onda 9 oranında öder. Yani Karşılık. vatandaş burada mağdur olmamış olur. Peki en çok karşılaşmış olduğunuz hastalık nedir? Genelde işte şap, brusella, kuduz, tüberküloz, kuş gribi falan, ama genelde yaygın olan bu 4 ana başlıkta olanları ben burada biraz anlatmak istiyorum. Tabii Çünkü ki. bunun sonucunda vatandaşın mağdur olmaması, işte Evet. bakanlık da bu yönde önlem almış. Sonuçta bir tazminat ödüyor Evet. buna. Diğer bir tazminatlı hastalıklardan tüberküloz. Yine bu 2012 yılından itibaren yine bakanlık bunu programlı bir şekilde yürütmeye başlamış. Yine bu tüberkülozlardan da yine test sonucu
pozitif çıkması sonucu yine kıymet takdir komisyonunun belirlediği bir fiyat üzerinden %9 oranında, çünkü hayvanın belirli bir bölümü kavurma yapıldıktan sonra tüketime sunulmasında herhangi bir sakınca yok. Bunu da kıymet takdir komisyonunun belirlediği fiyatı bakanlık mal sahibine ödeme yapıyor. Yine çok eski ve her sene olan bir hastalıklardan kuduz hastalığı. Çünkü kuduza yakalandığı zaman bir hayvan, onda insanlara geçtiğinde ısırık vakaları sonucu insanlar için en tehlikeli boyutlarından birisi. Çünkü sonucu ölümden şekillenen bir hastalık olduğu için. Yine bununla ilgili il müdürlüğümüzün aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca bu aşılama programlarına diğer belediyelerin de katkısı olması amacıyla belediyelerin yaptığı talepler sonucu müdürlüğümüz bunlara aşıları ücretsiz verip, yani programın gerçekleşme oranını yüksek oranına çıkarması çalışmaları yürütülmektedir. Peki bu hastalıkların yani birbirlerine geçiş aşaması nasıl oluyor hocam? Ya da hani bir kuduz olan bir büyükbaş hayvanın diğer büyükbaş hayvanın yanında bulunduğu takdirde geçiş süreleri birbirlerini etkilemeleri var mıdır? Hani bu hastalıklar geçici midir yani birbirlerinin hani bulunmuş oldukları sürülerden? Genelde kuduz hastalığı en yaygın şekilde köpeklerde gözükür. O da ısırma vakalarından dolayı şekillenir. Kuduzun da tabii bir takım formları vardır. Ama en tehlikeli hastalıklardan birisidir. Biz çünkü kuduz deyip bir art etmememiz lazım. Ki sonuçta insan bir faktörü olduğu için ölümle şekillenen bir hastalık olmaması için önlemde sürekli aşılamaların düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Çünkü bütün hastalıkların en önemli kaynaklarından birisi aşılamayı düzenli yaptığın takdirde korunma oranı yüksektir. Peki hocam, insan sağlığını etkileri nelerdir acaba? Bu anlatmış olduğunuz hastalıklar dahilinde. Şimdi bu hastalıkların iki boyutu vardır. Şimdi vatandaşın elindeki hayvanının ekonomik değeri yönünden baktığında bir zararı vardır. İnsanlara bulaştığı zaman da geriye dönük baktığında işte kuduzda baktığımız gibi Brüsel'de de şapta ölümcül olduğu için maddi yönüne bakmamak gerekir yani. Peki bu veteriner hekimlerde muayenehaneler ve polikliniklerin ruhsatlandırılması var bir de. Evet. Konularımız içerisinde. Bunlardan bahsedecek olursak neler bize söyleyebilirsiniz? Şimdi ilimizde yani merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 100 adet muayenehane şu anda faal durumda. Fakat 15 Ekim 2011 tarihinde çıkan veteriner hekim muayenehane ve poliklinik yönetmeliği. Yani bu yönetmeliklerden için Gıda ve Tarım Bakanlığı yeniden yapılanmaya girdikten sonra 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çıktıktan sonra buna paralel olarak 2011'in 12'nin sonuna doğru tüm yönetmelikler yani ikinci mevzuatlar hepsi çıktı. Bunlardan bir tanesi de muayenehane ve poliklinik yönetmeliği. Bu yönetmelik çıktığında eski muayenehanelerin yeni hijyenik, teknik altyapılarının düzenlenmesi burada gündeme getirilmiş bulunuyor. Bu da 15 Ekim 2013 tarihine kadar bu dönüşümü yapmaları gerekiyor. Yani şu anda yaklaşık 100 adet muayenehane faal gözüküyor. 4 tane de poliklinik, 104 tane. Bu yeni yönetmeliğe göre bunların içerisinden 15 tanesi uyum çalışmalarını yapmış durumda. Diğerleri de süresi 15 Ekim 2013'e kadar olduğu için işte kısa zaman içerisinde bunların da dönüşümleri gerçekleştirilmiş olacak. Bir de muayenehane ve polikliniklerin ruhsatlandırması bizim şubeden olduğu için bunların denetimleri de yine bizim şube tarafından yapılmaktadır. Yani en az yılda bir kere asgari teknik hijyenik ve sağlık şartları yönünden denetimleri düzenli bir şekilde. Yılda bir kez mi? En az yani. En az bir kez. Yani, onun dışında diğer özel durumlar olduğu zaman bu bir iki defa olma şansına sahip yani. Ama en az bir kez mutlaka bu teknik, sağlık ve hijyenik yönden
denetlenmesi gerekiyor. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Bizim şube olarak hem altyapı hem eleman olarak bu işi şu anda düzgün bir şekilde hem ruhsatma çalışmalarını hem de denetim hizmetlerini yürütüyoruz. Peki bu denetim karşı taraftan istek olarak oluyor mu? Veyahut da bir şikayet oluyor mu denetim açısından? İşte şikayet olursa o yıllık bir denetimin dışında bir denetim yapma şansına sahip oluyorsunuz. Ama genelde rutin bakanlığın yönetmeliğe koyduğu bir madde gereği mutlaka yılda bir kez denetlenmesi gerekir. Bu en azı yani azamisi bu 2-3-4 olabilir. Yani hiçbir sıkıntı olmaz yani o konuda. Anlıyorum. Peki Samsun'da hani böyle hiç karşılaşmak istemediğiniz bir muayenehane veyahut da poliklinikle karşılaştınız mı? Şimdi hani Samsun'daki bu durum Türkiye geneline bakıldığında durum nedir? Şimdi Türkiye geneline baktığımızda biz Samsun'da belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. PET çalışan veteriner hekim arkadaşların muayenehaneleri belli bir seviyenin üzerinde yani. Türkiye geneline baktığımızda yüksek. Çünkü iki türlü çalışma şey var. Büyükbaş hayvana çalışanlar var daha ziyade. Köy kesimi çalışanlar, küçükbaş hayvanlara çalışan kedi, köpek işte, süs hayvanlara, eksotik hayvanlara bakanlar. Evet. Onlarınki biraz daha düzenli, daha oturmuş. Ama bu yeni çıkan yönetmelik bu olayın ivmesini biraz daha ileriye getirdi. Yani bizim gördüğümüz, müşahede ettiğimiz o şekilde. Peki şimdi süs hayvanlarına geçiş yaptık. Bu süs hayvanları yine aynı şekilde üretimi, satışı, barındırması, bununla ilgili bir de ruhsatlandırılması sanırım ayrı bir konu da, başlığı altında. Hem ayrı hem de çok meşakkatli hem de çok kapsamlı sanırım. Kapsamlı. Yine son günlerde sanırım da son dönemlerde hayvan hakları her zaman olması gerektiği gibi son günlerde bayağı bir gündemde. Hem bununla ilgili de konuşabiliriz. Ayrıca insanlarımız daha da fazla önem vermeye başladı. Yani siz bunlarla ilgili de ne söyleyebilirsiniz? Evet, zaten son bu şimdi medyanın ve internet ortamının sosyal çok da yani yaygınlaşması insanların bu ev ve süs hayvanları edinme şeklini artırdı. Evet. Ama bunun iki tane boyutu var. Bir tanesi normal bir edinme boyutu. Bir de böyle çok hırçın, güçlü hayvanları edinme yani hobi gibi olanlar. O bizim yani kabul etmediğimiz bir şey yani. Evet. Çünkü onların şehrin dolaştırılması esnasında başka vatandaşlara da zararları zarar verebilir. Ha. Tabii ki. Yani burası ama buradaki bütün olay yine bu sosyal boyut olduğu için o kişilerin anne babalarına da düşüyor. Çünkü onlar gerekli şeyleri, tedbirleri alırsa diğer insanlara bu tip hayvan edinenlerin, hayvanların da zararı olmaz yani. Bu çok önemli. Tabii. Burada siz yani hem görsel hem yazılı basında çok iş düşüyor. İş düşüyor kesinlikle. Bu çok önemli. Şimdi ev ve süs hayvanları çalışmasını ben Samsun'daki boyutuna biraz bizim şube olarak anlatmaya çalışayım. Tabii. Çünkü bu ev ve süs hayvanlar ruhsatlandırması iki aşamada şekilleniyor. Bir kuruluş izni, bir de arkasından çalışma izni. Bu yönetmelik çıktıktan sonra burada ev ve süs hayvanı, işte akvaryumcular, üretim yerleri, satış yerleri, barınma yerleri gibi kişilerin yürütebilmesi için mutlaka bir sertifikaya sahip olmaları gerekiyor. Samsun'da da yıllar önce böyle bir düzenleme yapılmış. Fazla sayıda kişi bu sertifikaya sahip olmamış. Biz yaklaşık bir seneye yakın Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve bizim müdürlük olarak yaptığımız bir altyapı çalışması sonucu gelecek hafta içerisinde valilikte, vali yardımcısı başkanında yaptığımız bir toplantı sonucu kurs açılmasına karar verildi. Bunun altyapı çalışmasını Büyükşehir Belediyesi büyük oranda tamamladı. Herhangi bir aksilik olmasa gelecek hafta içerisinde bu kurs yapılacak. Çünkü ev ve süs hayvanları satan vatandaşlarımız belki duyan olmuştur, belki duymayan olmuştur. İşte evet, buradan duymuş oluyoruz. Bu programı da izleyenler olursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri ve bu kursa mutlaka katılmaları gerekir. Herhangi bir şart var mıdır? Peki? O şartlarını işte kayıt için gerekli olan evraklar alınır. Öyle fazla bir şey yok. Çünkü bu çok önemli. Bazı akvaryumcular ev ve kuş hayvanı satan kişiler arıyor. Biz yönlendirmeye çalışıyoruz ama bu programı izleyenler büyük ihtimalle bu işi biraz daha hızlandırırlar. Kesinlikle. Çünkü biz istiyoruz ki bu sayı belli bir şeyde yüksek oranda olsun.
yarın kimse mağdur olmasın istiyoruz. Evet. Çünkü arkasında ruhsatlandırma çalışmalarına başlanacak. Yine bu ev ve süs hayvanları ile ilgili vatandaşların bu süre içerisinde, bir senelik süre içerisinde gördüğümüz bir takım şeyleri var, eksiklikleri var. Ben onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü kuruluş izninden önce yer seçim komisyonu diye bir komisyon var. Şimdi bu işi yapacak oldukları mekan için Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, bizim Gıda ve Hayvan Sağlığı Yetiştirme ve Suyunlar Şube Müdürlüğü ve bulunduğu yerin belediyesinden konuyla ilgili bir elemanla oluşturulan komisyon, o yerin bu işi yapabilecek olup olmadığını tespitini yapıldıktan sonra kuruluş izni aşamalarına geçiyor. Bunun için gerekli olan evraklar zaten yönetmelikte var. Tek tek anlatmaya gerek yok. Fazla bir şey yok zaten. Tabii. O iş tamamlandıktan sonra da çalışma izni aşamasına giriyor. Çalışma izni aşamasında da şimdi yine yönetmelikte koyulan bir şey var. Muayenehane ve poliklinik sahibi veteriner hekim arkadaşların, yine bizim Veteriner Hekimler Odası, yani Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Hekimler Odası tarafından bu iş yerlerinde görev alacak veteriner hekimlerle ilgili biz daha önceden bir hizmet içi eğitim düzenledik. Ve bu işi yapacak olan kişiler sertifikalı. Oradan da bir kişiyle oradaki görevlendirmeyi yapıldıktan sonra çalışma iznini de aldıkları takdirde ev ve süs hayvanlarının satışını, barınmasını, eğitimle ilgili işleri yürütmelerinde herhangi bir sakınca yok. Yani sadece buradan vatandaşlardan benim müdürlük olarak yani isteğim bu şeye duyarlılık göstermeleri, bu ayın içerisinde açılacak olan kursa katılıp sertifikalarını almaları gerekiyor. Yani istiyorsunuz ki ilk önce bu yapacakları oldukları işin eğitimini alıp, evet, sertifikasını alıp sonra da ruhsatını da zaten bu eğitimi aldıktan sonra siz veriyorsunuz zaten. Yani diğer, bu şekilde devam ettirmeli. Yani diğer zaten teknik ve asgari hijyenik şartları yerine getirmek kaydıyla bu işi yapmalarında herhangi bir sakınca yok zaten. Yani bizim zaten amacımız vatandaşa en iyi bir hizmeti sunabilme aşamasında bir nebze katkımız olsun. Tabii. Peki bir de halk sağlığı açısından ilaç kullanımı var. Bir de gıdalardaki kalıntılar var. Evet. Bunlardan bahsedelim birazcık. Şimdi en büyük konu sıkıntılı, meşakkatli ve bakanlığın da üzerinde durduğu yediğimiz, içtiğimiz tüm ürünlerde ilaç ve kalıntılarının olup olmaması. Yine muayenehane ve poliklinik yönetmeliğine paralel olarak bir de bir yönetmeliğimiz daha çıktı bizim. Bu da çok önemli bir yönetmelik. Veteriner tıbbi ürünler hakkında yönetmelik. Şimdi veteriner tıbbi ürünler hakkındaki yönetmelik daha önceden hiç olmayan ecza depolarının oluşturulması. Çünkü daha önce de ecza depolar hep beşeri ecza depolarıydı. Bu yönetmeliğe göre, çünkü bu bakanlığın yeni kuruluşu ve 5996 kanun genelde Avrupa Birliği mevzuatları çerçevesinde hazırlanmış. Yeni yönetmelikler de bu şekilde. Burada yeni oluşan veteriner ecza depolarının şekillenmesi. Şu anda Samsun'da 3 tane veteriner ecza deposu ruhsatlandırma çalışması tamamlanmış durumda. Buradaki daha önceden çok büyük bir sıkıntı vardı. İlaçların belirli kişilere verilmesi, ondan sonra işte bakkala, işte tüp yerlere. Artık bunları bu yönetmelik yasakladı. Ortadan kaldırıyorsun. Yani yasakladı. Burada sadece yönetmelik ve bakanlığın yasaklamasıyla birlikte olacak işler değil. Nasıl gıdada bütün işler yönetmeliğe göre yürümesine rağmen merdiven altı dediğimiz olayın önüne geçilmesinde sıkıntı olduğu gibi. Evet. Şimdi buradaki ruhsatlı depolarında düzenli mevzuatlara göre çalıştığı takdirde herhangi bir sıkıntının olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü veteriner ecza depolarından ilaçlar sadece eczanelere, parakende satış izni olan veteriner hekim muayenehanelerine ve polikliniklere ve hastanelere veriliyor. Bunun dışında başka bir yerlere ilaç verme hakkına sahip değil. Bu depolar bu sistemi, bu zinciri bozmadığı sürece herhangi bir sıkıntı oluşma şansı yok. Artı bir de yine yönetmeliğin bir maddesine konulmuş bir şey var. Hayvan sağlığı hizmetlerini
bünyesinde tam zamanlı istihdam ettiği veteriner hekimle sağlayan hayvancılık işletmelerimiz var bizim. Büyük hayvancılık işletmeleri. Yine burada bakanlığın izniyle yine biz gerekli altyapısını temin ettikten sonra buralara da bu depoların sadece kendi bünyesindeki hayvanlara kullanmak üzere bu depolardan ilaç temini sağlanmasına sahip. Çünkü bu depolar bu işletmelere verdiği ilaç, aşı gibi şeyleri bu işletmeler başka bir kişilere verme şansına da sahip. Sadece kendi bünyesindeki hayvanlar için kullanacak. Bu çok önemli. Burada depo sahiplerinin ve hayvancılık işletmelerinin sahiplerinin bu yönetmeliğe yine bir önceki söylediğim gibi uyduğu takdirde herhangi bir sıkıntının olma şansı yok. Ondan sonra yine depoların bizim müdürlüğümüzde yılda en az iki kez denetlenmesi. Perakende satış yerleri, perakende satış yerleri dediğimiz yerler veteriner muayene poliklinikler. Bunlar hem veteriner hizmetleri yürütüyor artı yanında kullandığı ilaçları da bulundurma hakkına sahip. Bunların da yine yılda bir kez denetlenmesine en az bir var. Kez. ama depolar çok önemli. İlaçlarının bu dediğim yerlerin dışındaki başka bir yerlere veremedikleri takdirde bir sıkıntı yok. Sıkıntı olur. Bunu üzerine bayağı bir basa basa söylediniz. Ha. Kesinlikle ama, çok önemli. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Sadece bizim konumuz değil. Tüm Türkiye'nin konusu kesinlikle olan kalıntı. Kalıntı, gıdalar. Yani gıdalarda ilaç kalıntıları. Şimdi hayvan sağlığında kullanılan ilaçlar boyutunda ben olayı biraz açmaya çalışacağım. Şimdi bakanlığımızın yani yaklaşık 2000 yılından beri yürüttüğü bir ulusal kalıntı programı var. Ulusal kalıntı programı kanatlı etinde, ondan sonra su ürünlerinde, ondan sonra yumurta, süt ve balda olmak üzere bir kalıntı programı var. Her ilin kendi hacmine göre bakanlığın belirlediği bir numune sayısı var. Çalıştığı bir numune. Samsun'un da 250'ye yakın bu total 5 tane şeyde alt başlıktaki çalıştığımız bir numune çalışmamız var. Çünkü bu çok önemli. Bu numune 250'ye yakın numune çalışmasının alt parametrelerinde baktığımız zaman yaklaşık 500-600 tane alt parametre çalışma kalıntı araması var. Yani şu ana kadar Samsun'da biz bu yıllar içerisinde kalıntı izleme çalışması içerisinde yani çıkan sonuca baktığımızda yüzdelik olarak değerlendirdiğimizde 100 üzerinden işte 1-1,5 arası bir kalıntı tespiti olmuştur. O da genelde balda. Ondan sonra bir de kanatlı etlerinde. Diğer şeylerde şu ana kadar herhangi bir kalıntıya rastlamadık. Rastlamak da tabii istemiyoruz. Tabii ki istemeyiz. Yani. Peki Türkiye geneline bakıldığında Samsun'un yeri nerede oluyor hocam? Yani, işte bu yüzdelik dilimine bahsettiğime göre yerini yani, iş olarak tahmin edebilirsiniz. Yani evet aslında biraz. Yani, ama bunda bir sıfırlama şansına çünkü bu yeni eza depoların oluşması ve artı bu eza depolarının bu dediğim yerlere ilaçları mesela vermesinde bir düzenlik olursa bu kalıntı olayı ortadan kalkmış olacak. Ha, çünkü kalıntının bir başka boyutu da çok meşakkatli bir şeyi var, izlemesi var. Numunelerde bozuk çıktıktan sonra geri izleme çalışmasına geçilir. Geri izleme çalışması da bu ürünün çıktığı çiftliğe kadar ulaşılır. Tekrar oradan numune alınır, çalışma sonuçlarına öyle bakılır. Yani bu hem uzun bir iş, hem masraflı bir iş. Çünkü bu hep ücretsizdir. Bütün laboratuvar analizlerinin sonuçlarını devlet kendisi karşılıyor. Şimdi burada olaya vatandaşlar farklı yönden bakarsa, çünkü bir kalıntı çıkması artı olayın bir ikinci, üçüncü aşamasının laboratuvar analizinin çalışmasına gerekiyor. Bu hep artı bir ücrettir yani. Ya burada vatandaşlar kullandığı ilaçları veteriner hekim tavsiyesi doğrultusunda kullanırsa, kullandığı ilaçların hayvandan arıtma süresine dikkat ederse ne kalıntı çıkar ne de devlet bu iş için artı ekstra bir masraf da yapmaz. Çünkü bu masraflar vatandaş cebinden çıkmıyor gibi gözüküyor ama devlet de
den çıkıyor ama vatandaşın kendisinden çıkan bir para. Böyle kesinlikle bakarsa olaya biz de daha evet bu çok çok önemli burası. Ama zaman içerisinde işte medyanın bu olayı kullanması, vatandaşların bilinçlenmesi bunun düzeyini alt seviyelere indirecek oldu. Ben inancı içerisindeyim yani. Peki hocam bu ilaçların hani veteriner eczan depoları veya da hani söylemiş olduğunuz alması gereken yerlerde hani ücretleri peki hani ne düzeyde? Şimdi hani, veya da ücretler fark ediyor mu? Yani veya da şimdi oraya yönlendiriliyor. Şimdi laboratuvar ücretleri gerçekten çok yüksek bir rakam tutuyor. Çünkü bir numuneden tek bir şey çalışma olmuyor. Birkaç alt parametre çalışması olduğu için rakam yüksek çıkıyor. Hı hı. Şimdi düşünün, Samsun'da 200'ün üzerinde biz numune alıyoruz. Bunun ortalama bir numuneden 5 parametre çalışsa 200 ne yapar? 1000 parametre yapar. Yaklaşık bir numunenin işte ortalama fiyatını 100'den hesaplarsak yüksek bir rakam. Bu sadece Samsun için. Şimdi Türkiye genelindeki bakanlığın bu çalışmasının ve karşılığındaki maddi boyutu tahmin edebilirsiniz. Anladım. İşte bu paralar yani benden çıkmıyor demesin vatandaş. Bakanlıktan çıkıyor ama sonuç itibariyle yine bizim yani bu çıkıyor. Bizim insanımızın vergilerine ödenen paralardan çıkıyor. Onun için her işi kanuna, yönetmeliğe ondan sonra uygun bir şekilde işte gerekli işte bu işlere bakan müdürlük olarak bizim oraya gelip danışılarak yapılması hem kendileri için ekonomik olacak hem belki de çok daha yüksek bir verim elde edecekler. Artı sonuçta bir kazanç elde edecek ve sonuçta bunun paralelinde de devlete de bir artı kazanç sağlayacak. Ya bu çok önemli. Evet. Ya bunun da işte hep biz söyleriz yıllardan beri işte eğitim ve altyapının hazır olması gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor evet, aslında yani bakarsanız. Yani şimdi sadece üretici değil tüketici ve üretici olarak bilinçli olursak toplum olarak ya bunun paydaşları olarak işte nasıl biz bir tarafta varsak bir tarafta siz varsınız. Diğer tarafta kamu diğer kuruluşları ondan sonra belediyeler yani herkes bu ortak paydada elini taşın altına sokması sokarsa gerekiyor. O zaman bu işlerden güzel sonuçlar ortaya yani çıkacak. Hep artı sonuçlar çıkarırız. Vatandaş da güvenilir gıda tüketmiş olur. Kesinlikle. Çünkü sonuçta bu. Çünkü herkes sağlığına önem veriyor ve bu çok önemli. Bunu da yapmak ister. Çünkü sadece bunu üretmekle değil dış kaynaklı etkenleri de hesaplarsak bu da çok kalıntı bırakan şeyler var. Ama herkes yaptığı işi düzgün yaparsa sonuçtaki ürün güzel bir ürün olur. Ve artı çünkü bir de şu var bizde. Bu ürünü üreten kesim tüketmiyor diye bir şey yok yani. Herkes tüketiyor. Tabii yani. Çünkü sonuçta markette olsun, bakkalda olsun, nerede satıldığı zaman kendi ürününü de alma şansına sahip. Kendisi düzgün yaparsa, başkaları da düzgün yaparsa herkes düzgün ürünü alır. Bu çok önemli yani. Herkes ilk önce yapmış olduğu işi hani benimseyerek, isteyerek kendisi de tüketiyormuş gibi düşünerekten yaparsa herhangi bir sorun kalmayacak. Çünkü burada bakışı da şöyle olması lazım. Çünkü çocukların tükettiğini düşünerek yaparsa çok önemli. Ve her bireyde, her kişinin bir çocuğu olduğunu düşünürse her evde çünkü bu kalıntıda bahsettim işte süt ürünleri kalıntı şeyinde süt çok önemli. Çünkü çocukların büyümesinde, kemiklerin gelişmesinde. Çünkü biz yıllarca mücadele veriyoruz yani süt tüketin. Kesinlikle. Bu çok güzel süt tüketin de sağlıklı süt üretebiliyor muyuz yani? Sağlıklı süt üretebilmemiz de onu da üretebilmemiz için işte üreticiden tüketiciye kadar olan zincirin düzgün olması gerekiyor. Aslında bir ara tek taraflı bakmamak gerekiyor sanırım. Evet. Hani sadece kazanç olarak düşünmeyip de oradan sonuçta bir halk var. Hani tüketicinin sağlığı var. Yani bunu düşünmek gerekiyor. İşte o halkın içerisinde üretenler de tüketenler de hep aynı şeyin potanın içerisinde. Kesinlikle. Bu çok önemli. Çünkü biz de belli bir yaşa geldik. Öyle veya böyle belli bir gıdalar tükettik. Ama bundan sonraki çocuklar için bir şeyler bırakabilmemiz için
her şeyin düzgün olması gerekir. Evet. Burada şimdi şöyle bir şey de var. Ben şimdi bak birkaç tane yönetmelik saydım. Tabii. Şimdi yaklaşık zaten 100 küsür tane bu kanun çıktıktan sonra yönetmelikler de çıktı. Şimdi bunları devletin tarafında bunları söylerken vatandaşlar hep şunu derler. İşte çok şeyler istiyorsunuz derler. Aslında çok şeyler istemiyoruz yani. Her şeyin düzgün olmasını, sonuçta yapılacak işin güzel olmasını istiyoruz. Buradaki benim tek müdürlükte çalışan bir, yani onların işlerindeki bir vatandaş olarak istediğim bizlere kolaylık göstermeleri. Biz bunları isterken onların yaptığı işlerin düzgün yapmaları ve sonuçta bir kazanç elde etmeleri için mücadele veriyoruz. Aslında siz kendileri için istiyorsunuz zaten. Evet, yani bizim için, sizin için, evet. Hepimiz için istiyoruz. Burası çok önemli çünkü vatandaşların çoğu hep şey yapar, belli bir yere kadar gelirler, bir iki şey yaparlar. Şu nokta ne olur, bu nokta ne olur, işte onu niye böyle istiyorsunuz falan. Biz hep işin yürüyebilmesi için hep yardımcı olma aşamasındayız. Çünkü işte demin bahsettim işte ev ve su hayvanlarıyla ilgili bir sineye yakın işte bir herkesin bir sertifika alıp bu işi düzgün yapabilmesi için mücadele veriyoruz yani. Çünkü bu işler hemen bugün deyip yarın olmuyor. Birkaç kuruluştan beraber çalışıldığı için bir altyapı oluşturuluyor. Nihayet işte geldik yani bu ayın içerisinde artık bunun geri dönüşü yok. Bu iş mutlaka olacak. Vatandaşlara da duyarlılık göstermesi burada. Kesinlikle. Yani. Biz de buradan tekrardan uyarıyoruz. Tüm işleri yani eğitimle, duyarlılıkla. Yani bu şeyi kaçırmasınlar bu kesinlikle. Fırsatı. Bunu değerlendirsinler. Diyelim. Bir de hayvan satış yerlerinin ruhsatlandırılması var. Bir de bu konuya değinecek olursak. Evet. Buna da şimdi yine Samsun'da yaklaşık bu yönetmelikten önce çıkan yönetmeliğe göre bu yönetmelik çıktıktan sonra 5 tane ilçemizde hayvan satış yerleri, ruhsatlı yerler mevcut. Bir iki tane de ruhsat aşaması devam eden yerler var. İleride tabii yeni yeni müracaatlar da olacak. Bununla ilgili de yönetmelik zaten çıktı. Çünkü yönetmelikler hep çıkar da yani uygulamasında. Uygulama döneminde sanırım. Bu çünkü hayvan satış yerleri hayvan hastalıklarının yayılmasında çok önemli bir şey ya yani, ilk aşama. Çünkü buralar istenilen düzeyde, istenilen seviyede yürürse işte o ilk başta bahsettiğim gibi işte brucella, kuduz, tüberküloz, şap gibi hastalıkları da hem yayılması önlenir. Çünkü hep birbirine bağlantılı. İşte orada bir önlemi tam alabilirsen diğer taraftaki hastalık riski önlemi daha az olur. Tabii. Şimdi oradaki önlemi tam alamamışsan o zaman diğer taraftaki riski daha yüksek olur. Çünkü buradaki yayılması belli bir kesimi olur. Diğer yerdeki yayılması gıdaya geçtiği zaman tüm insanlara bulaşma riski artar. Onun için hayvan satış yerleri çok önemlidir. Genelde hayvan satış yerleri Samsun'daki şekli itibariyle belediyeler artı özel kişilerin yaptığı şeyler var. Ruhsatlı yerler. Bu çok önemli. Çünkü genelde hayvan satış yerlerindeki haftanın belirli günleri, bir gün, iki gün şeklinde açıktır. Çünkü sürekli açık olan yerler değil bunlar. Çünkü vatandaşlar işte o ilçenin hangi gün pazarı varsa orada işte o pazar oluşur. Orada satışını yapar. Yapamayan tekrar gider. Bir sonra veya bir başka pazara gider. Haftanın 7 günü içerisinde pazarlar değişik yerlere kurulur. Ama pazarların işletilmesi işte yine vatandaşlara burada düşen bir görev var. Bu işi yürütenler temizlik ve hijyen kurallarına dört dörtlük uymak zorunda. Olması gerektiği gibi evet, burada. Yani bu çok önemli. Buralara uyulmadığı sürece bir takım hastalıkların ne kadar aşılaması, ne kadar koruyucu mücadele yapılırsa yapılsın. Çünkü zordur. Mutlaka bir önlemi olur. Fakat maddi boyutu çok yüksek olur o zaman. Evet. İlk başlarda biz gerekli önlemleri alabilirsek diğer taraftaki maddi boyutu da az. Çünkü aşılamalar da sürekli yapıldığı için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Burada hep her işte olduğu gibi vatandaş duyarlı olmak yine zorunda. Yine bizim için aslında öyle, evet, öyle yani, değil mi? Yani biz bunları
müdürlük olarak yapıyoruz. Hep yani şey için, vatandaşımızın kendi iyiliği için, iyi para kazansın, iyi iş yapsın, şeyimiz o yani. Hem sağlığımızı koruyalım, hem etrafımızdaki insanlara faydalı iş yapmış olalım, hem devletimize faydalı bir iş yapmış olalım. Yani sonuçta hep artı kazanmak için. Şimdi bir gıda boyutu Türkiye'de çok sıkıntılı ve meşakkatli iştir. Evet. Vatandaşlar, bu tip işleri yürütenler kendi yanlışlarını pek göremezler yani. Aslında doğru iş yaptıklarını düşünürler ama bir yerde bir eksiklik vardı onda. Görmezler, görmek de istemezler belki de uyarınca onları. Çoğu bilir aslında yani şeylerini de. Buradaki sıkıntı vatandaşların bir başkasını örnek almak değil yani. Kendi işini dört dörtlük yapsın. O işini yapmayana gerekli yani bizim gibi müdürlük olan diğer illerdeki tüm birimler gerek hassasiyeti gösterir zaten. Onlar da aynı pota içerisine girer. Burada önemli olan bu işe hep birlikte başlamamız yani. Biz ne kadar mücadele verirsek verelim, diğer vatandaş ayağı, yani hem üretici hem tüketici ayağı aynı payda içerisinde olmadığı sürece mutlaka bir yerlerde bir aksaklık olur. Ha, aksaklıkları gidermek... Aksaklıklar tabii ki olacaktır yani ama mutlaka hani gidermek için şeylerdir. Mücadele mutlaka verilecek de şimdi artık her şey maddi yönden bakıldığı için devletin de buna karşı yaptığı bir harcamalar var yani. Yani yapılmaması işleri vatandaşlarımız yapmazsa işte bu harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Çünkü sonuçta bu harcanan paralar bizim bakanlığın paraları değil yani. Devletin olduğu paralar. Aynı şekilde. Yani bu şekilde olaya bakarsak daha duyarlı olmamız gerekiyor. Çok daha büyük bir mesafe alırız. Zaten hayvan pazarları bakanlık o kadar çok önem vermiş ki diğer yerler azami en az yani bir iki kere denetlensin demesine rağmen şikayet, özel durum haricinde hayvan pazarlarını en azından 4 kez denetlenmesi gerekiyor. Yani daha sıkı. Ve üstelik, aslında orası açık alanlar oldukları için mi hocam? Ya da bu hayvan pazarları da değil, açık alanlarda mıdır? Açık alanda değil. Onun da işte yönetmelikte sınırlamış nasıl yapılacağını, teknik altyapısını nasıl olacağı hep belli zaten. O şekilde yapılır zaten oraya dezenfeksiyon sistemleri, hayvanın girişi, çıkışı, takibi hepsi var zaten. Onda bir sıkıntı yok. Buradaki soru şu, haftanın bir veya iki günü çalışan yerler yılda 4 kez denetleme gereği hissedilmiş. Haftanın işte pazar günü tatil sayarsak 5 gün çalışan yerler işte 2 gün, 1 gün bir denetime tabi tutulmuş. Demek ki hayvan pazarları çok önemli bir yer yani. Çünkü ilk başta söylediğim gibi hayvan pazarlarından hastalıklı hayvanların girişinin önlenmesi çok önemli. Çok önemli. Önlendiği takdirde hiçbir sorunla yaşamayız yani. Aynen öyle. Peki kontroller ve son olarak kontroller ve denetimlerden bahsedelim. Aslında her konu başlık altında kontrol ve ben denetimden bahsettim. Zaten bahsettim o şeylerin çünkü konu anlatıldığı zaman denetimlerini de anlatayım ki daha akılda kalıcı olsun diye düşündüm. Şimdi denetim olayı bakanlığın önemli işlerinden birisi. Evet. Ha, denetim işleri kimden yapılır? Yeterli, altyapısı hazır, teknik ve sağlık personelinin olmasıyla kaynaklanır. Şimdi Türkiye geneline baktığımızda her ilde aynı seviyede değil. Çünkü o eleman olmadığı sürece bu işi yürütme şansı yoktur yani. Çünkü artık elemanın da spesifik işlere bakarsa işi hakimiyeti hem fazla olur hem denetimini yürütmesi daha sağlıklı olur. Şimdi hayvan sağlığı şubesinin işlerinin çok büyük bir yelpaze kapsadığından bahsettim. Demek ki ne oluyor? Çok sayıda bir elemana ihtiyaç olduğunu gösteriyor yani. Şimdi şu benim burada bahsettiğim yaklaşık 10'a yakın işi bir iki elemanın yapacağı iş değil yani bu. Her konuya iki eleman düşünürsek 10 konuya en az 20 tane eleman gerekiyor bunun için yani personel gerekiyor. Yani. Çünkü personel istihdamı da hemen
dünden bugüne olacak işler değil. Çünkü bu bakanlığın bir şeyidir, programıdır. Ama Samsun olarak nispeten bu konuda şey değiliz yani, zayıf değiliz, zayıf yani. İyiyiz. Çalışan arkadaşlar konularında hepsi ilçe bazında olsun, il bazında olsun, belli bir seviyede, belli bir birikime sahip personeller mevcut. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama gönül ister ki iş spesifik olarak yayılsın. Ona göre personel daha rahat çalışsın yani. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum bu ben değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür bugün ederim. Bugün hayvan sağlığını, halk sağlığını sizle beraber işlemiş olduk. İşte bir kısmını anlatmaya çalıştık. Çünkü aslında konular çok detaylı aslında. Evet, çok detaylı. Mesela su ürünleri boyutu var, yetiştiricilik boyutu var. Yani çok uzun bir kapsamı var. Ama hayvan sağlığı ve halk sağlığı, işte kalıntı, bunlar halkımızı birebir ilişkili olduğu için daha önemli bir konular. İşte ilk başta söylediğim gibi vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekiyor. Peki, çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Evet sevgili izleyenler, bu hafta da halk sağlığını işledik veteriner hekimimizle birlikte. Gelecek hafta yine aynı saatte Toprak ve İnsan programında görüşmek dileğiyle diliyorum. İyi günler.